İpek Yolu Kalkınma Ajansı ortaklığı ile Avrupa Birliği FİRİT 2 Mali Yardım Fonu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası koordinasyonu ile yürütülen sosyal girişimcilik, güçlendirme ve uyum projesi çerçevesinde İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde sosyal girişimcilik alanındaki projelere 9,8 milyon euroluk destek sağlanacak. Proje ile sosyal girişimciler için mentorluk ve koçluk eğitimleri verilecek. Sosyal girişimciler için bölgenin ihtiyaç değerlendirmesi ve pazar analizi yapılacak. Yeni sosyal girişimlerin oluşması ve mevcut sosyal girişimlerin hızlandırılması için sosyal girişimciliği desteklemeye yönelik faaliyetlerin hibelerle finanse edilmesi sağlanacak. Kadın girişimciler için atölyeler, işlik ve kreşler kurulacak. Yürütülen faaliyetler sonucunda Türkiye için sosyal girişim politika ve finansman modellerini geliştirilmesi planlanacak. Projeyle ilgili bilgi veren İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, projeyle Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te sosyal girişimcilik projelerine 9.8 milyon euro destek verileceğini aktardı. Kurulduğumuz günden beri bölgemizde girişimciliği önemli bir gelişme ekseni olarak görüyoruz. Bu vesileyle de bölgemizde bu ekosistemi güçlendirecek bütün altyapıları hayata geçirdiğimiz 10 büyük projeyle ve oluşturduğumuz yaklaşık 500 milyon liralık bir yatırım hacmiyle tamamlamış bulunuyoruz. Bugün de bu ekosisteme yeni ve güçlü bir katkı sağlamak için Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda Dünya Bankası'yla FİRİT 2 kapsamında hayata geçirdiğimiz sosyal girişimcilik, sosyal güçlendirme ve sosyal uyum projemizin bugün lansmanı ve bu proje kapsamında Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerimizde hayata geçireceğimiz, kuracağımız sosyal girişimcilik merkezlerinin proje sözleşmesini imzalayacağız. İnşallah bu projede bölgemizin kalkınmasına girişimcilik üzerinden destek verecek nitelikli, potansiyeli, çarpan etkisi yüksek bir proje olacak. Bu proje yaklaşık 9,5 milyon euroluk bir bütçe ile bölgemizde kaynak tahsis yapıldı. Yaklaşık bu da 300 milyon euroluk bir kaynağa tekabül ediyor. Bu kaynağın tamamı Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerinde sosyal girişimciliğin özendirilmesi, teşvik edilmesi ve bu alandaki kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi için kullanılacak. Bu da bölgeye çok önemli katkılar ve değerler sağlayacak. Bundan sonraki süreçte girişimcilerimizin hem mevcut girişimlerini hızlandıracağız hem de devam eden girişimcileri güçlendirerek uluslararası girişimcilik ekosistemine dahil olmalarını sağlayacağız. Dolayısıyla ben bu vesileyle tüm girişimcilik ekosistemindeki kurumlara bu projeye verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yoluyla gençlerimizin ve kadınlarımızın kıymetli olacağını